devam edeceğini açıkladı. Tüm çalışanları kadınlardan oluşan dünyanın ilk hastanesi İstanbul Üsküdar'da hizmete açıldı. 55 yataklı özel hastanede 70 kadın sağlık çalışanı görev yapıyor. Bu hastanede doktorundan hizmetlisine kadar tüm sağlık çalışanları kadın. Bu yönüyle de dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Kadın hastalıkları da doğum ve jinekoloji içeren oldukça hassas bir bölüm olduğu için çalışan gelen hastaların ve yakınlarının kendisini çok rahat hissetmesini sağlıyor. Geldiğimden bu yana da hem bayan çalışma arkadaşlarımla çok uyum içindeyiz. Yani bayan bayanla anlaşamaz derler. Biz bunun aksini kanıtlıyoruz. Hem de gerçekten hastalara o ihtiyacını karşıladığımızı fark ediyorum. Mutlu oluyorum. Daha çok kadın doğum ve çocuk hastalıkları konusuna ağırlık veren hastane İstanbul Üsküdar'da hizmete açıldı. Açılış kurdelasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın eşi Özdeyiş Topbaş kesti. 4000 metrekare alanda kurulan 55 yataklı hastanede 70 kadın sağlık çalışanı görev yapıyor. Doktor ve hemşireler tamamı kadın çalışanlardan oluşan bir hastanede hizmet vermekten memnun. Kadın erkek fark etmez. Hastalarımız zaten sadece kadın değil, erkek hastalar da geliyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdik sonuçta. Onlar da çok memnunlar bu durumdan. Bizler de aynı şekilde. Hepimiz için hayırlı olsun diyoruz. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Faruk Yılmazsa sektörde hayli iddialı. 20 yıl önce Türkiye'de kadınlarımızdan cerrah olmaz, hatta doktor olmaza kadar giden bir süreç vardı ama bugün biz koca hastaneyi kadınlarımıza teslim ettik. Pozitif ayrımcılık var mı? Kısmen var. Yani anayasada da var zaten. Bu özel hastanenin sosyal güvenlik kurumuyla da anlaşması bulunuyor.